Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor Evet Borsa İstanbul bugün sert bir satış yedi 3.5 gibi bir kayıp söz konusu arkadaşlar Geçen hafta söylemiştik zaten perşembe günde, cuma günde Salı çarşamba gününün biraz dikkat edilmesi gereken günlerden olduğunu Dün başladı bugün devam ediyor yarın ee, ne olur bilmiyoruz tabi ama şu anda negatif ivme biraz daha devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet, ekonomi.com'da yayınlanan bir haberden şimdi bahsedeceğiz sizlere önemli bir haber. Borsa İstanbul'un neden düştüğünü ve bizim de her gün genelde bunun haberlerini yapmaya çalışıyoruz teknik olarak neden düştüğünü siyasal sebeplere sığınmadan açıklamaya çalışmışlar. Her yatırımcının bunu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçi bu art bilindikçe de bu işlem çok yapılmaya başlandı. Yapılmaya başlandıkça da e, hacim de artıyor. Ve e, açıya satış yani arkadaşlar i̇şte kredi işlemler ve açıya satışlar arttıkça artıyor. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre piyasa uzmanları kredi işlem hacminin 2022 sonunda 28 milyar liraya çıktığını söyledi. Yani bir önceki yılın iki buçuk katına yükseldi. Borsa İstanbul rekorlar yılı olan 2022'de kredili işlemde de zirve yaptı. Kredili işlem yapan yatırımcı sayısı 40 bine işlem tutarı 28 milyar liraya ulaştı. Yıla sert düşüşlerle başlayan borsada kredi tamamlama çağrıları kaynaklı satışlarında etkisi olduğu konuşuluyor. Evet şunu demeyin. Ya bu 2002 2002 verileri ama işte 2002 ama arkadaşlar 2022'de ya yani 2002 diyorum 2022'de 28 milyara ulaştığı için bu kredi işlemler yıla sert düşüşlerle başlamasının sebebi borsanın kredi tamamlama çağrıları kaynaklı satışların da etkisi olduğu arkadaşlar. Yüksek enflasyon döneminin tartışmasız en çok ilgi gören yatırımcı ara, aracı borsa İstanbul oldu. 2022 sadece TL ve dolar bazında Rekorların kırıldığı bir yıl olmakla kalmadı. 1.4 milyona ulaşan yeni yatırımcısıyla da tarihi bir yıl olarak kayıtlara geçti. Rekorlar yılı olan 2022'de kredili işlem hacimde dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 2022 yılı 9 aylık verilerine göre kredili işlem yani kendi parası da değil aracı kurumlardan aldığı krediyle işlem yapanların oluşturduğu hacim 22 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2021 yılının neredeyse iki katına işaret ediyor. TSPB yani kredili Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne göre 2018 yılında kredili işlem hacmi 1.8 milyar lira iken 2019'da 2.8 milyar lira 2020 yılında pandemiyle birlikte borsaya olan ilgin artmasıyla kredili işlem hacmi de 6.8 milyar liraya yükseldi. 2021'de 11.4 milyar lirayken 2022'de arkadaşlar 28 milyar liraya çıktı. Yani arttıkça artmış. Hep ikiye katlamış, üçe katlamış. Yani bir önceki yılın iki buçuk katına yükseldi. Borsadaki düşüşte rolü var. Kredi işlem hacmindeki artış analistlerin sürekli dikkat çektiği bir konu. Bunun borç olarak yatırım yapmak ve hatta riskli yatırım yapmak anlamına geldiğine işaret eden analistler sert düşüşler sonrası kredi tamamlama çağrıları nedeniyle de satışların sürdüğünü belirtiyor. Hatta yeni yılla birlikte yaşanan sert dargılanmalardan daha en fazla etkilenenler kredili işlem yapanlar oldu. Verilere göre kredili işlem yapan kişi sayısı 2018'de 12.101 seviyesindeyken 2021'e gelindiğinde 29.979'a çıktı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise kredili işlem yapan kişi sayısı 35.983 ile rekor kırdı. Piyasa uzmanları yeni yatırımcıların da büyük ilgisiyle birlikte kredi işlem yapan kişi sayısının 40 bine yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor. Evet arkadaşlar biz bu haberleri her gün veriyoruz. Kredi işlemler ve satış ve kredi işlemler tedbirlerini bunun e, bu kadar önemli olmasa zaten ve bu kadar artmasa volatilite bazlı yani Borsa İstanbul'da bu hisselere tedbir getirmez. Yani sürekli arttığı için bu işlemler yapanlar ve geçen yıl çok yapıldığından şimdi satış baskısı var artık çünkü borçların ödenmesi gerekiyor. Bu yüzden de hisselerde bir satış ağırlığı var. Bu teknik açıdan borsanın düşüş sebebi siyasi ya da ekonomik açılardan dolayı değil, sadece teknik açıdan bu sebeple düşüyor. Düş, düştüğünü iddia ediyorlar, söylüyorlar. Mutlaka da bunun bir payı vardır. Varlıkların 5 katına kadar limit tanımlanabiliyor. Yatırımcılar nakitlerinin yanı sıra aracı kurumlarca kendilerine tahsis edilen kredi limitleri ve portföylerinde bulunan varlıkların teminat değerleri dahilinde ek hisse alım işlemini gerçekleştirebilmek için kredi kullanabiliyor. Kredi takasının ardından ikinci iş gününde otomatik olarak yatırımcıya tahsis ediliyor. Kredi tam iş günlerinde saat 1'e kadar ödendiğinde faiz işlemiyor. Bu yüzden arkadaşlar belli aralarda tak 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 böyle satışlar oluyor ya borsada. Ondan kaynaklanıyor bu aslında. Saat 1'e kadar ödendiğinde faiz işlemiyor. Aracı kurumlar genellikle limitleri 5000 lira ve katları olmak üzere yatırım hesaplarındaki serbest baki ve portföy değerini dikkate alarak belirliyor. Mesela bunun için başımdan geçen olayı söyleyeyim. Ee, bana bankanın ismini söylemeyeyim söylüyordum. Sobaz Söyle geçtim ben de. Yani sizin işlem yaptığınız gördükleri zaman ve portföyünüzdeki e, miktarı miktar gördükleri zaman benim çok büyük değil mesela, çok büyük olmamasına rağmen bankalar arıyorlar. İsterseniz bu şekilde de e, satış yapabilirsiniz, hiç bilmiyormuşsunuz gibi siz. Böyle böyle diyorlar. Ben de tabii ona olumlu yaklaşmamıştım kullanmadığım için. Yani Bankalar da biraz bundan e, aslında para kazandıkları için aynı kredi sistemi gibi yani kredi satar gibi değerlendirmek istiyorlar. Bazı aracı kurumlarda ise, e, şuradan devam edeyim, aracı kurumlar genelde limitleri 5000 lira ve katları olmak üzere yatırım hesaplarındaki serbest baki ve portföy değerini dikkate alarak belirliyor. Bazı aracı kurumlarda ise varlıklarının 5 katına kadar gün pozisyon açılmasını sağlayacak kadar limiti tanımlanabiliyor. Genelde ise asgari 50 bin lira olarak kredi limiti belirleniyor arkadaşlar. Evet. Kredi uygulanacak faiz oranı da piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre günlük %2 ile 4 arasında değişiyor. Aracı kurumların bilgilendirme yazılarına göre ise kredi hesabı şöyle yapılıyor. Krediye uygulanacak faiz oranı Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası e, tre repo eksi ters repo pazarında oluşan en kısa vadeli repo işlemlerinin ağırlıklandırılmış ortalama faizi takas bank para piyasasında gerçekleşen en kısa vadeli işlemlerin ağırlıklı ortalama faizi ile Merkez Bankası bir haftalık repo borç verme faiz oranlarının karşılaştırılması ile tespit edecek en yüksek faiz olan 4 çarpan çarpılma suretiyle bulunan kredi faiz oranı oldukça karışık öz kaynak oranının %35'in altına düşmesi sıkıntı. Evet düşme sebebi de borsayı etkileme sebeplerinden birisi de bu oluyor arkadaşlar. Olmayan parayla siz alıp satım yapıyorsunuz ya ben hep bunu söylüyorum. Kredi işlemlerde olmayan parayla alıp satım yapıyor insanlar diye. Kredi, kredili alım işlemlerinde en önemli konu ise öz kaynak oranı. Her zaman yatırımcı %50 oranında öz kaynak bulundurmak zorunda. Borsa İstanbul'da endekslerin değer kaybettiği günlerde portföy değerlerinde de gerileme olduğu göz önüne alındığında bu zor bir durum olarak öne çıkıyor. Yatırımcının öz kaynak oranı %35 seviyesinin altına düştüğünde 2 iş gün içinde ilave öz kaynak getirerek öz kaynak oranını ya da başlangıç öz kaynak oranına tamamlanması ya da kredi borcunu azaltıcı yönde aksiyon alması gerekiyor. İşte bunun içinde ne yapıyor insanlar? nakit bulamadığı zaman hisselerini satıyor. Bu da genelde hisse satışı şeklinde gerçekleşiyor ki bu da borsadaki sert dalgalanmaların bir nedenini oluşturuyor. Öz kaynak tamamlama işlemi yapılmadığı takdirde ise aracı kurumlar yatırımcının öz kaynak oranını %50 başlangıç oranına tamamlayacak şekilde hisse senedi satışı yapma yetkisine sahip arkadaşlar. Aracı kurumlar sahip. Yatırımcıların öz kaynak oranı başlangıç seviyesine tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca Yeni hisse alış emri etmesi de mümkün olmuyor. Evet dostlar. Net bir şekilde açıklanmış çok güzel bir makale. Yazanların eline sağlık. Ee, böylece anlamış olduk. Borsadaki düşüşteki büyük bir detayı 2022'de çok kullanılan kredi işlemlerin artık borcunun bu dönemde ödenmeye başlanması ve öz kaynak miktarının azalmasından dolayı insanların e, hisse satmaya mecbur olması da Borsadaki düşüşün sebeplerinden birisiymiş arkadaşlar. Bu yazıdan onu anlıyoruz. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ee, kanalımıza e, ufak katlarda bulunmak isterseniz teşekkür ve katıl butonlarımız aktif. Buralardan da bize teşekkür edebilirsiniz. Katılabilirsiniz kanalımıza. Ve bu videoların devamının gelmesini sağlarsınız. Hepinize bol bol kazançlar efendim.